Saatler 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Merhaba hepinize. Maalesef depremin 10. günündeyiz. Hala umutlu bekleyiş var birçok ailede, bölgede. Bizim de dualarımız, bütün iyi dileklerimiz kendileriyle birlikte. Bir yandan da tabii bölgede bir takım çalışmalar da yapılıyor. Enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları. İsterseniz bir başlıklar itibariyle bugün neleri konuştuk, neleri konuşuyoruz ona bir göz atalım. Ardından da stüdyoda Alican Türkoğlu ile sohbetimize geçeceğiz. Öncelikle tabii ki borsanın kapalı kaldığı 5 günün ardından bir takım açıklamalar geldi, bir takım düzenlemeler yapıldı. Tamamı neredeyse zannediyorum benim kişisel yorumum. Para dolara gitmesin de nereye giderse gitsin türü ve borsanın kapalı kaldığı dönemde, açık olduğu dönemde gelen sert satışlarla belki de oluştuğu düşünülen mağduriyetlerin giderilmesi açısından da gelen tedbirler var. Piyasalarda çok görmeye alıştığımız türde tedbirler değil bunlar dünyada da ama bir şekilde bu yaraların sarılması için atılmış adımlar gibi duruyor. Borsa hisselerini destekleyici bu önlemleri konuşuyor olacağız Taner Özarslan'la birlikte ilerleyen dakikalarda. Öte yandan Merkez Bankası da devlet katkısında tahvil ağırlığının azaltılmasından sonra BES şirketlerinden tahvil alabilecek. Yine bu taraftaki uygulamaları da birazdan konuşuruz. Özellikle de portföylerdeki hisse ağırlıklarının arttırıldığını da biliyoruz. Geri alımlar artık stopaja tabi olmayacak, onu da biliyoruz. Merkezi yönetimi ise bugün faiz dışı dengede Ocak ayında 10.9 milyarlık bir açık şeklinde gerçekleşti. Bu da önemli bir başlık, bir ekonomik veri olarak. Ve son olarak da depremlerin ardından 10 ilde az önce söylediğim gibi arama kurtarmayla birlikte altyapı çalışmaları da devam ediyor. Yanımda stüdyoda Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu var. Alican merhaba, senle bu facianın ardından ilk kez aslında oturduk, konuşuyoruz. Hala tam olarak kendimizi doğru ifade edebilecek kelimeleri de bulmakta güçleniyoruz. Çok büyük bir acıyı paylaşıyoruz oradaki vatandaşlarımızla. Ve tek yürek halinde de elimizden ne gelirse bizler hem bireysel hem de kurumlar olarak elimizden geleni yapıyoruz ki bu akşamda bizim de yine içinde dahil olduğumuz tüm Türk televizyonlarının ortaklaşa gerçekleştireceği yardım kampanyası içinde aslında hiç alışık olmadığımız şekilde, hiç daha önce konuşmadığımız şekliyle bağlantılarımızı aradık. O bölgeye yardım toplayabilmek için. Bu bile zor bir görüşmeydi ama bunu yaptık. Umut ediyorum ki bu akşam katılımcılarımız, bağışçılarımız zaten çok şeyler yaptılar ama bugün de ayrıca katılıp yine buraya nakdi yardım yapacak olan herkese de şimdiden hem adım kendi adıma hem de grubumuz adına çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri aslında tüm Türkiye bir şekilde bölgeye elinin değmesi için, bir şekilde yardımcı olabilmek için elinden geleni yapıyor. Bu akşam da ona benzer olacak. Yani işte televizyon kanallarının tamamının içinde olduğu bir yardım kampanyası olacak bu gece. Canlı yayında saat 20'den muhtemelen saat 02'ye kadar sürecek şekilde. Ama sadece bugün değil, yani 6 Şubat'tan beri her gün bütün kurumlarıyla, sabah da aynı şeyi söyledim. Yani işte AFAD'ıyla, işte Kızılay'ıyla, bakanlıklarıyla, Ahbap'ıyla, AKUT'uyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, parti gözetmeksizin belediyeleriyle, itfaiye çalışanlarıyla, tüm maden işçileriyle, kendi başına o bölgeye yardım götüren, götürmek isteyen, götürülmesine aracı olan, yardımcı olan vatandaşlarıyla, kendisi gitmeyip gidenlere bir şekilde destek sağlamak isteyen, tanıdık tanımadık herkesle, tüm Türkiye'yle işte bu facianın biraz olsun acıları hafifletilir mi diye uğraşıyor aslında. Hala da uğraşılacak, bundan sonra da uğraşılacak. Hiçbir zaman yeterli olmayacak belki acıların tamamen hafifletilmesiyle ilgili olarak. İşte biz her saat acaba bir mucize haberi daha gelir mi diye gözümüz ekranlarda, gözümüz o bölgede. Halen o bölgede işte o moloz yığınları arasında, o enkazın içerisinden acaba
işte bir ses daha duyulur mu, bir nefes daha duyulur mu diye uğraşan kişiler var. Allah hepsine kolaylık versin. Evet. Allah tüm Türkiye'ye de yardımları için yardımcı olsun ve bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa onların yapılması için de bir an önce hızlı bir şekilde hareket edilsin. Şimdi bunlardan başka söyleyecek bir şey kalmıyor. Kelimeleri çok zor bulabiliyorum. Hangi kelimenin kullanılacağıyla ilgili olarak. Ama ne yazık ki süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi toplantılar yapılıyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bundan sonra bölge hem 10 il açısından hem de bütün Türkiye açısından bu bir daha nasıl böyle bir felaketin neticesi nasıl bu kadar ağır olmaz? Bir bu. İki, bu felaketin yaraları nasıl bir an önce sarılır? Bunlar için uğraşılıyor. Evet. İşte ben müsaadenle yani önüme geldiği zaman bünye reddediyor. Yani normalleşme kelimesini benim bünyem almıyor, kabul etmiyor. Çünkü normale dönmek istemiyoruz biz. Normal bizi buralara getirdi. Normalin dışına çıkıp ortak bilinçle bu ülkenin her bir ferdini hiçbir ayrım gözetmeksizin ki halk zaten ilk günden itibaren böyle, inanın buna. Sizler de görüyorsunuz. Hepimizin cep telefonu birer koordinasyon merkezi haline dönüştü. Ve hiç tanımadığımız insanlarla, çok farklı hayat görüşleri olan insanlarla aynı grupta, aynı insanlara ne yapabiliriz diye çırpınıyoruz. O yüzden normale dönmeyelim. Normal çok iyi bir yerde değil. Daha ileriye gidelim, daha iyisini yapalım ki bundan sonrasını önleyelim. Benim de temennim bir... Sıradan bir vatandaş olarak nacizane bu aslında. Şimdi gündeme dönmek zor, çok zor hem de. Ama yapmak zorundayız. Çünkü bir şekilde bütün bu bahsettiklerimizi eğer yapacaksak konuşabiliyor olmamız lazım. Ve o gücü kendi içimizde topluyor olmamız lazım. O yüzden başlayalım. Şimdi öncelikle depremin yaşandığı 10 ilde hem arama kurtarma ile ilgili çalışmalar hem de bir yandan aslında... Yıkılan, dökülen, perişan olan altyapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Nedir oradan aktarabileceğimiz son notlar Ali Can? Yani öyle kolay kolay bitmeyecek zaten. Hızlı bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına başlanacağı söylendi bölgede. Bir yıl içerisinde de bölgedeki konut ihtiyacının... giderileceğine yönelik açıklamalar var. Dün kabine toplantısı vardı. İşte 4 saat 40 dakika süren. AFAD'da yapıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bu açıklamalarda zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Daha sonra ilgili bakanlıklardan da daha detaylı değerlendirmeleri geldi. Ama hem maddi anlamda hem de işlerin hızlı bir şekilde tamamlanması açısından konutla ilgili söylüyorum. Sürecin Mart başı itibariyle başlayacağı yönünde bilgiler var. İşte acil bir şekilde sağlanan nakdi yardımlar var. Yine bölgedeki işletmelere yönelik alınan kararlar var. İşte ek kredi garanti fonu kefaletli kaynakların hazırlandığı söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri zaten yayınlandı resmi gazetede. Yani depremzedelerle, oradaki işletmelerle ilgili kararlarla ilgili olarak. Ticaret Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların da almış olduğu kararlar var. İşte bölgedeki prefabrik yapılar veya konteynerler için KDV oranının %18'den %1'e indirildiğini biliyoruz. Yine bunların ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmış durumda. Dolayısıyla çalışmalar yapılıyor ilgili kurumlar tarafından. Ne kadar hızlı bir şekilde tekrar ayağa kalkacak 10 ilimiz ve tüm Türkiye? Evet. Bunu göreceğiz. Tabii. Ama çalışmalarla ilgili olarak verilen en azından şu anda resmi kaynaklardan, kurumlardan, kuruluşlardan, isimlerden bilgiler bu yönde. Bu arada tabii yani altyapı çalışmaları, enkaz kaldırma, hala bir umutla orada yaşam belirtisi arayan arama kurtarma ekiplerimiz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi biz ilk iki günün ardından tabii yayınlarımıza da ortak yayın olarak devam ettik. Doğal olarak hepimiz Can Hıraç
bölgeyle ilgili ne yapabileceğimiz üzerine yoğunlaşmıştık o dönemde. İhtiyaçlar da devam ediyor o dilimizde. Çok ciddi ihtiyaçlar devam ediyor. Dolayısıyla bu iş olduya bittiye gelebilecek bir iş değil değerli dostlar. Biz daha çok uzun yıllar sadece oradaki eksikleri gidermek için değil ama aynı zamanda da oradaki vatandaşlarımızla, bu acıyı yaşayanlarla hepimiz bir oranda yaşadık, kayıplarımız var. Ama oradaki arkadaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, onların rehabilitasyonu ve tekrar hayata bağlanmaları noktasında da çok iş düşüyor hepimize toplum olarak. Onu da söylemek istedim. Ve şu konuya da değinmek istiyorum. Lütfen elinizi çekmeyin oradan. Yani bu hakikaten... Biz bu birlik beraberliği bundan sonra sürekli devam ettirmek zorundayız. Her koşulda, her şeye rağmen devam ettirmek zorundayız. Devam ediyor dediğin gibi ilk gün ihtiyaç duyulan birçok şeye halen ihtiyaç duyuluyor. Koordinasyon ilk güne oranla belki biraz daha düzelmiş durumda şu an itibariyle. Ama hem bölgenin şartları, işte hem kış mevsiminde olmamız... Hem çok geniş bir nüfusu etkilemesi açısından ihtiyaç duyulan bütün malzemelere ihtiyaç duyulmaya devam ediyor. En azından bugün belki bazılarında daha az ihtiyaç duyuluyor olabilir. Bu yarın duyulmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün ne düşünüyorsak, ne yapılıyorsa aynı şeylerin yapılmaya devam etmesi lazım. Daha doğru, daha düzgün bir koordinasyonla belki. Ama yapılmaya devam edilmesi lazım, onun altını çizelim. Biraz önce bahsettiğin, sen de söyledin, konteyner ihracatının 3 ay boyunca mesela yasaklanmış olması bölgedeki ilk anlamda barınma ihtiyacını karşılamak için çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Bunun bir başka boyutu da aslında belki dile getirmekte fayda var. Bölgede konuştuğumuz zaman ilk bakışta organize sanayi bölgelerinde mesela daha az hasar var. Evet. Ancak hem yan sanayi, hem esnaf, hem orada görevli çalışan insanlarımızın çok ağır kayıpları var. Dolayısıyla bir bütün olarak bölgedeki kalkınmanın tekrar ayaklanabilmesi için de aslında halkın olabildiğince imkanlarının orada ve yerinde sağlanıp kalmalarının sağlanmasının ve kalmalarının önünün açılması gerekiyor. Kimse bir yıkıntı harabe içinde yaşayamaz. Kimse bunu hak etmiyor. O yüzden bir an evvel düzenlemelerin yapılması bu anlamda iyi. O konteynerları da çokça arkadaşım, dostum var. İş dünyasından da harıl harıl konteyner üzerine bölgeye çalışanlar. Göndermeye çalışan, evet. Tabii bu arada hani işin yanlış tarafları da var. Hani bu kötü durumdan, felaketten farklı şekilde faydalanmaya çalışan insanların da olduğunu duyuyoruz ama bunlar istisna. Evet. Bunu insanın olduğu her yerde kötünün maalesef de olduğunu var. Bilerek hareket maalesef etmek var. Gerekiyor ama evet. Bu duyulanlar herkes duyuyor. Herkesin işte telefonuna geliyor. Bir şekilde haberdar oluyor olan kötü olaylardan da. Ama bunların hiçbir tanesinin, gelen kötü haberlerin hiçbirinin veya kötü bilgilerin hiçbirinin bizi durdurmasına izin vermemek evet. Gerekiyor. Bu noktada dediğim gibi kötü var, kötü olacak ama iyilik her zaman onun önüne geçecektir diye düşünüp devam etmek gerekiyor. Peki. Şimdi meclis de çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verdi. Şimdi merak edilen husus, dönüşte ne olacak gündeminde meclisin? Çünkü o kadar çok başlık var ki ele alınması gereken. Hangisi hangi önem sırasına göre nasıl işleyecek diye hepimiz merak ediyoruz. Şimdi belirli bir sıralama var tabii gündemdeki konularla ilgili. Ama asıl en çok sorulan soru burada işte bu felaket öncesinde yaptığımız yayınların da tamamında konuştuğumuz muhtemelen EYT konusudur. Yani en çok evet. Gelen konu da o oluyor. EYT ile ilgili nasıl gelişmeler olacak diye. Şimdi bir kere EYT gündemde mi? Gündemde, meclisin gündeminde. Ama 21 Şubat itibariyle gündeme gelir mi? Gündeme alınır mı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından? O konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ben hemen alınacağını da düşünmüyorum işin doğrusu. Yani işte deprem konusundaki birçok gündem maddesi konuşulurken ve konuşulacakken
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceliğine emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeni alacağını ben zannetmiyorum. Bu demek değildir ki hiç gündeme gelmeyecek. Gelebilir, ha gelmeyebilir, onu bilemiyorum. Milletvekilleri bu konuda nasıl bir değerlendirme yapacaklar onunla ilgili şu an itibariyle ne yazık ki acı bu kadar sıcakken üzerine konuşulduğunu veya konuşulacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki salı gününden itibaren muhtemelen perde arkası bilgilerle de olsa bu sürecin yani EYT sürecinin ne olduğuna ilişkin daha detaylı, daha doğru, daha net bilgiler alacağız. Alacağız diye tahmin ediyorum. Ama bugünden söyleyebileceğim şey, gelecek hafta meclis açıldığında EYT gündeme gelir diye bir açıklamam yok, olmayacak da. İlk öncelik itibariyle depremle, depremin getirdikleriyle ve bir daha böyle bir olay başımıza gelirse ki Allah korusun, nasıl davranılacağıyla ilgili gündem konuları konuşulmadan da EYT'nin ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en öncelikli konu olarak görüşüleceğini de zannetmiyorum işin doğrusu. En azından gelecek hafta itibariyle. Ha, öncelik muhtemelen işte bugün de birçok son dakikada verdik biz ekranlarımızda. Deprem konusuyla ilgili olarak alınan önlemler ve yapılan açıklamalar olacaktır. Meclisin de önceliği bu olacak diye tahmin ediyorum. Peki şimdi bir başka başlıkta sen girişte de değindin. Dün toplanan kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda ardından çeşitli bakanların da çıkıp biraz daha detaylandırdığını da gördük. Ama orada özellikle senin öne çıkardığın mesajlar hangileri, başlıklar hangileri? 19 bini aşkın bina enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininde çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Bugün de Çevre Bakanlığı'ndan daha akşam saatlerinde daha detaylı rakamlar gelecektir. Hani ağır hasarlı bir an önce yenilenmesi gereken orta hasarlı veya hasarsız binalara ilişkin rakamlar. Dolayısıyla bölgedeki binalarla ilgili olarak hızlı bir şekilde neler yapılması gerektiğine ilişkin bir harita belirlenmiş gibi gözüküyor. Öncelikle tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bu çalışmalar başlayacak gibi gözüküyor. Bankaların 2022 yılı karlarının bir bölümlerini zaten dayanışma paketi olarak tahsis ettiklerini açıklamıştı dün Cumhurbaşkanı. Yaklaşık toplamda şu an için 50 milyar TL gibiydi. Bunun detayları muhtemelen önümüzdeki günlerde, ben bu akşam birçoğunun gelmesini bekliyorum ama bunun detayları gelecektir muhtemelen bankalardan ne kadarlık bir tahsis yapıldığıyla ilgili olarak. Onun dışı zaten konut inşasının Mart başı itibariyle başlayacağını söylemiştim. Afet bölgesindeki işletmelere yönelik ek kredi garanti fonu kefaletli kaynakların hazırlandığına ilişkin açıklamalar da yapılmıştı. İşte az önce zaten Bankalar Birliği'nden gelen bölgedeki hem kişilere hem bireysel hem gerçek iş ticari işletmelerle ilgili olarak alınan bir takım kararlar var. Önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı bir şekilde de bunları da konuşuruz, aktarırız izleyicilerimize ama işte hem ertelemelere ilişkin kararlar, hem işte bu kredi kart ücretleriyle ilgili kararlar, yine haciz icraya yönelik yapılan bir takım değerlendirmeler var. Yapılandırılmış alacaklarla ilgili olarak sürelerin faiz olarak ertelenmesiyle ilgili yine bir takım tavsiye kararları var. Tüm Bankalar Birliği tarafından bankalara yönelik alınan. Dolayısıyla bu ertelemelere ilişkin önümüzdeki dakikalarda daha detaylı değerlendirmeler gelir. Yani Bankalar Birliği'nin almış olduğu bu tavsiye kararına hangi bankaların ne kadarıyla uyduğuyla ilgili açıklamalar. Zaten işte prefabrik yapılar ve konteynerlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnameleri de seninle konuştuk. Dolayısıyla evet, zaten tamamen deprem konulu bir gündemdi. Siyasetin kendi içinde konuştuğu başka konular da var. Önümüzdeki günlerde de olacaktır ama ana kabinenin ana en azından gündemi bu şekilde oluşmuştu dün itibariyle. Bir yandan da seçimle ilgili merak edilen konular var. Bir erteleme olur mu, olabilir mi, konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? O konuda senin... Şimdi aslında konuşulmuyor. Evet. Ya şöyle, soruluyor mu bir takım özel toplantılarda muhtemelen konuşuluyordur. Ama hani resmen seçimin ertelenmesine yönelik bir herhangi bir siyasi partiden bir açıklama, bir değerlendirme, bir çalışma yapılmadı. Bir tek Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili olarak. Onun üzerine de siyasette bu konu konuşulmaya başlandı. Şimdi bir kere ne AK Parti'den ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimin ertelenmesine yönelik bir teklif var. Ne de muhalefetteki partilerin, işte CHP'den, İYİ Parti'den, HDP'den veya diğer siyasi partilerden
herhangi bir şekilde seçimin ertelenmesine yönelik yine bir öneri veya talep var. Şimdi böyle bir talep resmen siyasi partilerden yok, onu bir kere söyleyeyim. Evet. İkincisi Anayasa 78, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının 78. maddesi seçimlerin ertelenmesini tek şarta bağlamış durumda. O da savaş hali. Savaş hali dışında bir durumda seçimlerin ertelenmesi diye bir konu yok. Öyle bir ibare de yok, öyle bir hüküm de yok anayasada. Dolayısıyla savaş halinden başka bir şekilde anayasaya göre seçimler ertelenemiyor. Peki anayasa değiştirilebilir mi? Teoride değiştirilebilir. Yani bir geçici madde eklenir ve denir ki işte şu sebepten ötürü seçimlerin sadece bu yıla özel işte bir yıl ertelen, tırnak içinde söylüyorum. Denilebilir mi? Denilebilir. Bunun için meclis kararı gerekir. Meclis kararı için de 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Şu anda da dediğim gibi onun altını çiziyorum çünkü herhangi bir siyasi partiden böyle bir öneri veya teklif yok. Ama net bir şekilde muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, İYİ Parti'den de seçimlerin ertelenmesi taraftarı olmadıklarına yönelik açıklama geldi. Hükümet tarafından da, AK Parti'den de zaten gündemde böyle bir konuyu konuşmuyoruz. Deprem gündemi dışında düşünmüyoruz bile bir yönünde bir açıklama da geldi. Dolayısıyla meclise gelse bile seçimlerin ertelenmesi konusu meclisten 400 milletvekiliyle çıkmayacağı garanti gözüyle bakılıyor. Başka da şu an itibariyle bir alternatif yok. Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılı tarihli bir kararı emsal gösterilmişti. İlk günlerde konuşulmuştu ama o madde de şu an itibariyle zaten kullanılmayan, uygulanmayan bir madde, mülga olmuş durumda yani. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yönde bir karar alabileceği yönünde yorumlar yapanlar var ama Yüksek Seçim Kurulu'nun da görevi seçimlerin yapılması, zamanında yapılması. Herhangi bir şekilde seçimlerin ertelenmesine yönelik bir şey gelişir ise, bu arada daha seçimlere 4 ay var. Tabii. Yani şu an itibariyle seçimin tarihi 18 Haziran, 14 Mayıs tarihi daha netleşmemişti. 14 Mayıs tarihinde seçimin yapılması için 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı yapması ve 2 gün içinde resmi gazetede bunun yayınlanması gerekiyordu. Zaten öyle bir açıklama daha o takvime gelinmedi bile. Şu an Türkiye'de seçimin tarihi, olağan tarihi 18 Haziran tarihi. Erken alınma ihtimali var mı? Var. O da dediğim takvim içerisinde. Yani Mart ayı başında Cumhurbaşkanı çıkıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını öngörüyoruz der ise felaketten önce konuşulduğu gibi o zaman bu takvim işleyebilir. Ama normal koşullarda 18 Haziran'daki seçimin takvimi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından 19 Nisan itibariyle işlemeye başlar. Dolayısıyla şu an itibariyle seçimlerin ertelenmesine yönelik bir anayasal zemin veya partilerin bu yönde bir talebi, önerisi, teklifi bulunmamakta. Bunu söyleyeyim. Konuşulur mu önümüzdeki günlerde? Konuşulabilir ama dediğim gibi şu an itibariyle, şu an için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası seçimlerin daha erken, daha geç bir tarihte yapılmasına imkan vermiyor. Ali Can Türkoğlu, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Bütün bu notlar ve paylaşımların için bir reklam arasına gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan benimle birlikte. Taner, merhaba. Seninle bugün hem içinde bulunduğumuz süreçte gelen yeni düzenlemeler, bunun ilk piyasanın açıldığı gün itibariyle gözlemlediğin reaksiyonlarını konuşmak istiyorum. Son olarak Bankalar Birliği'nden de tavsiye niteliğinde aslında bir dizi ek karar alındığını gördük. Birçok başlık var ama istersen tek tek gidelim üstünden. Öncelikle borsa hisselerini destekleyici önlemler. Sabahtan beri konuşuyoruz. Piyasanın verdiği reaksiyon da ortada. Aslında deprem öncesi seviyelere gelindiğini ve bir miktar daha üzerine gelindiğini de görebiliyoruz. İşlem hacimleri elbette satıcı olmadığı için büyük oranda düşük. Nasıl yorumluyorsun, nasıl okuyorsun bu önlemleri? Evet, öncelikle tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Çok acı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Burada dayanışma
milletin birbirine kenetlenmesi hakikaten çok önemliydi ve bunda çok büyük bir başarı sağladık. Tabii hayatını kaybedenlerin hepsine mekanı cennet olsun. Yaralı ailelerin iyileşmesini umut ediyoruz. Ve hızlıca bu süreci el birliğiyle toparlayacağımızı düşünüyorum. Tabii gelecekte benzeri felaketleri bir daha olmaması için ilk önce imar tarafının düzelmesini, palyatif önlemlerle değil, gerçekten kalıcı önlemlerle ve bazen de zorunlulukla bu eski yapıların yıkılmasını, yeni yapılan yapıların çok çok kuvvetli, gerekirse sadece çelikten, gerekirse çok az katlı yapılmasını ve bir program dahilinde yapılmasını olmasını isteriz. Ve özellikle yani Türkiye'nin en büyük lokomotifi ve en çok insanın yaşadığı İstanbul'da hızlıca düzenlemelerin çok kesin önlemlerle gerçekleşmesini isteriz. Ve bunun bir zorunluluk haline dönüşmesini de aslında istiyoruz. Çünkü İstanbul durursa Türkiye durur. En büyük yardımlar belki 3 tane büyük ilimizden gitti. Büyüklük olarak baktığımızda ve hala gitmeye devam ediyor. O yüzden büyük illerimizi İstanbul, İzmir, faylara yakınlığı çok önemli, Bursa, bunlara çok sert önlemlerle artık bundan sonra imar planı ile ilgili bozulmaların olmamasını ve mevcut binaların tüm kamu dairelerinin hızla revize edilmesini artık yapılması gerekiyor. Tabii biz burada işin insani tarafına çok yoğunlaştık. Ben ekonomi bile konuşmak istemedim günlerdir. İlk kez bir yayına çıkıyorum. İlk kez ekonomiyle ilgili bir şey aslında söylüyoruz. Yani bu da aslında biz ne kadar çok çalışırsak o kadar daha çok kazanacağız ve gelecekte bu imarı hep beraber yapacağız diye belki ekonomiyi konuşmaya devam etmemiz lazım. Sanayi konuşmamız lazım. Üretimi konuşmamız lazım. Borsada tabii bu sanayinin, ekonominin aslında çok önemli bir merkezlerinden birisi. Sermaye piyasaları ne kadar güçlü olursa aslında şirketlerimiz o kadar güçleniyor. Ve yatırımcı ilgisi, yatırımcının o inancı güçlü olduğu sürece sermaye piyasalarına para akıtıyor ve bu da aslında potansiyel olan birçok şirkete çok ciddi bir katkı sağlıyor, sermaye gücü sağlıyor. Onlarla da o şirketler büyüyor. Bu gözle baktığımızda aslında sermaye piyasasına yapılan bu özellikle dünkü açıklanan kararları desteklediğimi söylemek isterim. Burada tabii çok tartışıldı. İlk iki gün işlemler iptal edilsin, şudur vesaire. Ama tabii bazı normlar var. O normların da dışına çıkılamıyor. Çünkü bir de işin karşı tarafı var. Birisi aldıysa birisi satmış oluyor. Bir de dünya sadece bir günlük, iki günlük değil buradaki sermaye piyasalarında hareket. İşte belki iki gün önce kötü bir beklentiyle açılış beklerken yandım, ben mahvoldum diyen insanlar bugün çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyorlar. O yüzden yatırımcının günlük değerlendirmemesi lazım buraya yatırım yaptığında. O şirketlere yatırım yaptığını, o şirketlerin uzun vadeli büyümesine yatırım yaptığına inanması ve bu beklentiyle yatırım yapması gerekiyor. O yüzden kısa vadeli hareketler onları çok umutsuzluğa kapılmasını sağlamasın. Tam tersine uzun vadede daha iyi işler yapacağına bu şirketlerimizin inansınlar. İşte önlemler sırasıyla ortakların satışına bazı sınırlar getirildi. Yeni satışlar yapılmasın diye. Ortakların ve şirketlerin kendi hisselerine alınması teşvik edildi. Burada bazı stopaj avantajları getirildi. Şirketler tarafında kendi hisselerini aldıkları zaman temettüyle ilgili. Aynı zamanda işte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinden bahsediyorum. İşte yatırım şirketlerinin yapmış olduğu kredili işlemlerde çok ciddi faizlerden söz ediliyordu, temerrüt faizlerinden. Burada makul seviyelere bunların çekilmesi, normal kredi faizlerinin makul seviyeye çekilmesi istendi. Öz varlık yeterlik oranı dediğimiz kredili işlem yapanlar için izlenen 0.35 katsayısı 0.20'ye kadar çekildi. Yani yaklaşık basit mantıkla işte 4 ila 5 katı bir risk taşıyor olabileceği, özellikle hisse fiyatları düştüğü zaman orada öz kaynak oranları bozuluyordu. Örneğin 20 lirası öz varlığı varsa
burada 100 liralık hisseyi hala taşıyor olması sağlandı. Bu da bugün bir potansiyel geri çekilme olsaydı aracı kurumların şirketlere düşük seviyelerden belki değerleyip yatırımcıların ellerindeki hisseleri resen dediğimiz satıştan korumuş oldu. Tabii böyle bir şey gerçekleşmedi ama bir önlem olarak iyi oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanında Borsa İstanbul'da bazı önlemlerde bulundu. Tabii esas piyasayı domine eden daha çok bu varlık fonunun bazı alımlarda bulunacağına yönelik bir fon kurması. Aynı zamanda da emeklilik fonlarının özellikle devlet katkısı olan işlemlerdeki rakamı %30'a çıkarması buradaki piyasayı rahatlattı. Tabii bunlar tartışılır. Yani piyasaya böyle zorunlulukla insanların emeklilik fonundaki belirli portföylerini yükseltme zorunluluğuna çıkması tartışılması gereken bir durum. Çünkü oradaki yatırımcı da belki evet getirisi düşük olan varlıklardan daha getirisi yükselebilecek varlıklara giriyor olmakla birlikte burada bir düşme de söz konusu olabilir. Yani bunu zorla değil biraz daha beklentiyle belki yönetmek gerekir. Bir de tabii şimdi fiyatların çok daha yüksek seviyelerinden de almaları gerekecek o emeklilik fonlarının. Çünkü fiyat bugün yükseldi. Belki yarın daha yükselecek. Öbür gün daha da çok yükselecek. O fiyattan mı almak zorundalar? Bu da tartışılacak bir şey. Ama genel olarak önlemler Borsa İstanbul'un, SPK'nın çok detaylı, iyi düşünülmüş önlemlerdi. Ve piyasa şunu sormak istiyorum. Tabii yani aslında piyasanın verdiği reaksiyon son derece normal. Bu hani kurgulanan bir dizi önlem ve bunun etkisinin bu olacağı da aşikar. Dolayısıyla hani burada bir sürpriz etkisinden bahsetmiyoruz. Kalıcılık noktasında belki de yine bizim korumamız gereken taraf yine küçük yatırımcılar olmalı. Dolayısıyla da sürdürülebilirlik ve kalıcılık noktasında sen ne düşünüyorsun diye sorayım. Çünkü haklı olarak dikkat çektiğin önemli detaylar var orada. Yani bu fiyattan girip alacak mı, geri alım, ne kadar zamanda, ne zaman devreye girecek vesaire ama hani düşmesin diye algılanan bir piyasa yanıltıcı olabilir küçük yatırımcı için diye de bir uyarı yapmak gerekiyor mu? Ne dersin bu konuda? Ya burada esas önemlisi belki atlanan bir noktaydı. Fiyatların gerilemesi halinde denebilir. Yani ne bileyim işte bir önceki cuma kapanışı üzerindeki fiyatları geçmemek üzere diyebilirlerdi. Çünkü öbürü bir zorlamayla orada da küçük yatırımcı var sonuçta emeklilik fonlarında. Onları zorunlu şekilde yüksek fiyatla hisse senedi almış hale dönüştürme işlemi gerçekleşiyor. Belki bir düzenleme tekrar gelebilir. Burada bir değişikliğe gidebilirler. Bir evet burada biz burasını görmemiştik denebilir veya bu şekilde değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki amaç fiyatlarda bir çöküşü engellemekti. Bunun kısa vadede bir olumsuz senaryo veya insanlarda psikolojik olarak bir düşme yaratacağı ancak uzun vadede aslında ekonominin genel dinamiklerini çok da etkilemeyeceğini anlatılması gerekirdi. Burada fiyatlar çok düşerse buna bir destek niteliğinde uygulanacak bir politika olmalıydı. Ama fiyatların yükseldiği hale, uygun hale dönüştürülmeli bunlar. Kalıcılık dönüştürülmeli. İşte öz varlık oranının %20'lerle taşınıyor olması piyasada kredi riskini daha da arttırabilir. Burada da temerrüte düşen yatırımcıların uygulaması gereken bir yöntem olarak anlatılabilirdi. Bunu 35'ten 20'ye düşmek değil, temerrüte düşen yatırımcıların 35 oranını 20'ye düşmek denebilirdi. Bazı ince ayarların bence yapılması lazım. Çünkü fiyatların yükselmesi değil amacımız bizim burada. Biz burada küçük yatırımcının böyle bir felaket sonrasında mağdur olmasını, fiyatların çok düştüğü ortamda yok pahasına hisse senetlerinin kredili müşterilerde özellikle satılmasının engellenmesiydi. Ama genel olarak topyekün daha fazla kredi alın, gidin yüksek fiyatlarla hisse senedi alın diye bir şeyi aslında teşvik etmemek gerekiyor. Burada bir düzenlemeye tekrar
gitmesi gerekebilir. Hem emeklilik fonları tarafında hem belki varlık fonunda. Ben hani varlık fonunu eskiler bilir, sen de bilirsin. Eskiden Türk Merchant Bank kamu ortaklığı idaresi alımlarını yapardı 90'lı yıllarda ve çok fazlasıyla eleştirilirdi. Çünkü bu alımlar önceden biliniyor mu? Satışlar önceden biliniyor mu? Ne kadar alacak? Hangi senede alacak? Bunların hepsi soru işareti olurdu. Bence bu tür uygulamalar yerine kamunun, işte nasıl Halkbank'ın, işte diğer bankaların geri alım politikaları açıklandı. Buna benzer bir geri alım politikası açıklanır. Fiyatlar verilir. Şu bant arasında geri alacağım diye de söylenir. Yani geri alacağım ama her fiyattan da değil. Yani şirketlerde, orada da yatırımcılar var arka tarafında. Şirket ortağı istediği fiyattan alabilir ama şirket kendi hisselerini alıyorsa bunun bir yöntemi olmalı, bir fiyat bandı olmalı. Her fiyattan alınmamalı. Bunların hepsinin tekrar bir gözle tüm kurumlar tarafından bence güncellenmesi lazım. Yani bir yeni bir oyuncu piyasada oluşturmak değil, piyasanın akışına, tam tersine kamunun karışmaması, piyasa mekanizmalarında, düzenlemelerinde, işte buradaki Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul gibi kurumlarla düzenlenmesi, buradaki düzenlemelerin de kimi zaman işte yeni bir düzenlemeyle de tekrar değiştirilmesi gündemde olabilir. Taner, benim naçizane tavsiyem bu olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum Taner Özarslan. Son derece değerli tavsiyeler. Bir dengeye elbette oturacak. Piyasa her zaman su akıyor, yolunu buluyor. O denge ne kadar zaman alır onu da hep birlikte gözlemleyeceğiz. Taner Özarslan'a teşekkür edip uğurladık. Şimdi ABD tarafına gidelim. Çok uzun bir ara oldu ama Melike Ayhan telefon attığımızda ve bizi bekliyor. Melike merhaba. Senin elindeki notlar neler? ABD tarafından bize neler aktaracaksın bugün? Teşekkürler Didem. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve kalanlara, bizlere bol sabır diliyorum, güç diliyorum. Öncelikle borsaya baktığımızda ABD borsasına 200 puan düşük, birden düşerek açıldığını söylemem lazım. Çünkü çok güçlü bir perakende satış verisi geldi. Didem, ve bu beklenenden gerçekten çok güçlü. %3 kadar yukarı çıkmış. Bu %3'lük artış 2 yılın en büyük artışı. Ocak okuması bu. Ve otomotivle benzini de çıkarıyoruz. O zaman bile arttığını görüyoruz. Veriler bize bunu gösteriyor. Ara satışları da %5.9'luk bir artış sergiliyor bu arada. Bu da iyi yönde. Bu 22 ayın zirvesi. 54 yılın dibinde işsizlik ve perakende satışların bu kadar güçlü gelmesiyle birlikte ekonomistlerin dediği birinci çeyrek ekonomisi güçlü bir başlangıç gösteriyor. İşte bu da Fed'in elini değiştirir. Biraz daha zorlaştırıyor belki ama ABD iyi gelenliği tekrar negatif yönde satışlarla fiyatlamaya devam ediyor. Gelen diğer veriler arasında New York Empire imalat vardı ve bunun da yukarı çıktığını görüyoruz ama hala negatif bölgelerde. Yani 27.1 puan artmasına rağmen hala -5.8'lerde seyrediyor. Bununla birlikte sanayi üretiminin de yerli olduğunu görüyoruz. Ama genel anlamda beklentilerden çok daha yukarı gelen, ABD borsalarını negatif yönde etkileyen bu ekonomik verilerin yanında bir yandan da tabii ki şimdi Temsilciler Meclisi'nin özellikle pandeminin orijini ve daha sonra Anthony Fauci ile ilgili bilgileri araştırması gündemi oluşturuyor. Occidental Petroleum hissesinin birden yukarı çıkması, Warren Buffett, Berkshire Hathaway'in %28'lik bir hisseyi alması ve güçlendirmesiyle birlikte yine ana gündemi oluşturuyor ama en önemlisi tabii ki bugün bu perakende satıştı. Ve Fed'in ne yapacağıydı? Burada tabii Leonard Reynard'da geçtiğimiz günlerde özellikle ekonomik krizin başına getirilmesiyle birlikte zaten Clinton ve Obama döneminde de çok aktif bir isimdir Leonard Reynard. Brainerd'in gücünü gösterdi ve Powell'ın gücünü bir şekilde Beyaz Saray'dan baktığımız zaman özellikle ve yani politik açıdan da baktığımızda biraz azalttığını görüyoruz. Ama gerçekten şu an itibariyle iki numaralı Fed'deki isim
şu an itibariyle bir Beyaz Saray sözcüsü, danışmanı haline neredeyse geliyor. Çünkü bunlar Wall Street'i meşgul eden, gündemini meşgul eden özellikle ana gündem. Enflasyonla ilgili özellikle traderların söylediği bir yılı geçebilir enflasyonlu mücadele. Bunun da tabii ki özellikle baktığımızda Fed'in elini güçlendirmesiyle ilgili yönünü anlatıyor bize traderlar. Fed'in tabii ki gücü önemli burada ama bir yandan da tabii ki CPI'ın yani tüfe rakamı hala Ocak'ta istenilen yere gelmediği için traderlar bir yılı alabilir diyor. Şu an itibariyle altın ve petrol kırmızı derken VIX korku endeksi olarak yeşilde yukarıda diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum bir daha. Melike Ayhan çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, paylaştıkların için teşekkürler efendim. Kapanışa doğruyu burada noktalayalım. Birazdan İş Dünyası ve Zeliha Saraç sizlerle olacak.